Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Fındıklı ve çikolatalı muffinler. Tarifimi yapmışken detaylı bir şekilde sizler için de videolu olarak hazırladım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimiz 1 bardak fındık içi, kavrulmuş fındık içi, 3 tane yumurta, 1 bardak süt, 1 bardak sıvı yağ, 1-1,5 bardak şeker, damak tadına göre azaltıp çoğaltılabilir. Ve yaklaşık 2,5 bardak un ve 3 yemek kaşığı kakao, vanilya şekeri, 1 pakette kabartma tozu. Evet, kavrulmuş fındık içini arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde mikserde ben un haline getirdim. Eğer sizin hazırda çekilmiş un halinde fındık tozunuz varsa onu kullanabilirsiniz. Yumurtayı şeker ile birlikte krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Ben 1,5 bardak şeker kullandım. Evet, krema kıvamına geldikten sonra yaklaşık 5 dakika çırptıktan sonra sıvı yağını ilave ettim. Sütü ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Bir paket vanilya şekerini de ilave ediyorum ve çırpıyorum arkadaşlar. Unu mutlaka eleyerek ilave edelim. Aynı şekilde kakao ve kabartma tozunu da eleyerek ilave edelim arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Hem kekimiz topak topak olmaz hem de güzel kabarmasını sağlayacaktır. Evet. İlk etapta ben 2 bardak un kullandım. Daha sonra kıvamını kontrol ettim. Çok akıcı bir kıvam olmayacak. Çok da katı olmayacak. Daha sonrasında bir yarım bardak daha un takviyesi yaptım. Hamurumuzu güzelce çırpıyoruz. Çekmiş olduğum fındık harcını da içerisine ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi bir su bardak fındık. Burada kontrol edelim kıvamını arkadaşlar. Bana biraz daha akıcı geldi. Birazcık daha kıvamını katı istiyorum. Bunun için kontrollü bir şekilde yarım bardağa yakın un ilavesi yaptım ve onu da eleyerek ilave ettim. Daha sonra tekrar çırptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kıvam elde ettim. Şimdi muffin kalıplarına pay edeceğim birer kaşık olarak. Mutlaka bu şekilde formlar kullanın. Aksi takdirde kullanmazsanız kalıbımıza muffinimiz yapışacaktır ve güzel çıkmayacaktır. Bu çok zorlayacaktır. Bunun için bu şekilde kağıt halinde hazır muffin kalıplarını kullanalım arkadaşlar. Hem sunum için de çok güzel duracak daha sonrasında. Çıkartıp yemesi daha kolay olacaktır. Üzerine bolca kavrulmuş fındık parçacıkları serpiştirdim. Bir miktarına da damla çikolataları serpiştirdim. Bu şekilde muffinlerimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Bu arada fırını önceden 170 dereceye açıp ısıtıyorum. Önceden ısınmış 170 derece fırında yaklaşık 25-28 dakika arası kontrol ederek muffinlerimi pişireceğim. Evet. Eğer kullandığınız bardak ölçüsünü arkadaşlar birazcık daha artırırsanız muffinleriniz daha da bir bereketli olacaktır. Daha da bir çoğalacaktır. Evet, toplamda 19 adet muffin elde etmiş oldum ben. Dediğim gibi sizler bardak ölçülerini birazcık daha artırırsanız, daha dolu dolu kullanırsanız 24 tane muffin elde edebilirsiniz. Evet, 170 derecede
Yaklaşık 25 dakikadan sonra kontrol ettim ve çok güzel muffinlerim piştiler. Gördüğünüz gibi kocaman kabardılar ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Bol fındık aromalı harika bir muffin. Ve kesinlikle sönmüyor arkadaşlar. Kabarmaları bu şekilde kalıyor. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde muffinimizin hamuru yapışmıyor. Çok güzel pişti. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarifimi de sizlerle paylaşmak istedim. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğen ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Ayrıca kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım videolarımdan haberdar olmanız için abone olup zil sesini açmanız çok önemlidir. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.